Merhabalar arkadaşlar. Futbol Manager 2019 kariyer macerası videomuzun bugünkü konuğu Trabzonspor'un genç yıldız adayı, artık çok da genç değil, 22-23 yaşında günümüzde Hüseyin Türkmen olacak. Geçtiğimiz sezona göre bence kendisini oldukça geliştirdiğini düşünüyorum ve bu sezon ki performansı gerçekten etkiledi Hüseyin'in. Geçen sezon özellikle pozisyon olmantaları yaparken bu sezon onu oldukça azalttı ve başarılı bir performans gösteriyor Trabzonspor savunmasında. Biz ne yapacağız? Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'daki hayatına bakacağız. Emekliliğine kadar olan tüm sezon performanslarına bakacağız. Bonservis bedelinde maaşına ve efe mentor mevcut yetenek rakamını inceleyeceğiz. Evet, ilk sezonumuzu geride bıraktık. Hemen ilk sezondan başlayalım. 22 yaşındayız. Milli takımda henüz forma giymedik. 875 bin euro bir piyasa bedelimiz var ve senelik 287 bin euro kazanıyoruz. Bir stoper oyuncusuyuz. En verimli olduğumuz bir iki. Aynı zamanda sağ bekte ve defansif orta sahada da oynama imkanı sunuyor profil bize. Teknik açıdan kafa vuruşu 13, markaj 13, top kapma 13, zihinsel açıdan cesaret 14, çalışkanlık 13, kararlılık 13, konsantrasyon 13, pozisyon alma 13 ve takım oyunu 15, fiziksel açıdan çeviklik 13, dayanıklılık 13, denge 15, güç 14, hız 13, etkili rakamlarımız bakalım daha yaşımız genç, bu rakamlarda gelişim gösterebilecek miyiz göreceğiz. 1.83 boy, 81 kilo ağırlığındayız. Sağ ayağımızı kullanıyoruz. Dengeli bir kişiliğe sahibiz ve medya gözünde stoperiz. Evet, ilk sezon performansınıza bakalım. Trabzonspor'da ilk sezon 25 maça çıktığımızı görüyorum. Bir gol atarken iki kez asist yapmışız ve 6.79 oyuncu puan ortalaması yakalamışız. Oyuncu puan ortalaması çok iyi demek mümkün değil. 7'nin üstü iyi olarak nitelendiriyoruz ama Trabzonspor'un performansıyla da alakalı bir durum bana kalırsa bu. Çok da kötü bir oyuncu puan ortalaması değil. Ortalama bir sezon geçirmiş. Ligde 15 karşılaşmada 6.80, Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 7 ve uluslararası müsabakalarda 8 karşılaşmada 6.70 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Hemen bakalım mevcut yetenek rakamımız. Mevcut yetenek rakamımız, evet, mevcut yetenek 119, potansiyel yetenek 140. Gerçekten ciddi bir gelişim potansiyeli sunuyor Efe Meditör bize ki 140 arkadaşlar Trabzonspor'un as kadrosu için çok yeterli bir potansiyel yetenek rakamı. Bakalım bu potansiyeline ulaşabilecek mi Efe hayatı boyunca. Evet, hemen ikinci sezona geçelim. İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da ikinci sezon macerası. Evet, ikinci sezonda Trabzonspor'dayız ve 36 maç geçtiğimiz sezona göre maç sayısında ciddi bir artış var. 3 asist, 2 kez maç adamı ve 6.80 oyuncu puan ortalamamız geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı. Süper Lig'de 30 karşılaşmada 6.80 ve Türkiye Kupası'nda 6 karşılaşmada 6.80 oyuncu puan ortalaması yakalamış durumdayız. Milli takımda da forma giymediğimizi görüyorum. Bir bakalım profilimize. 23 yaşına geldik. Piyasa bedelimizde ciddi bir artış var. 2,5 milyon euro yükseldi ve maaşımıza da zam aldık. 600 bin euro oldu. Özelliklere baktığım zaman arkadaşlar teknik olarak çok ciddi bir gelişim yok ama zihinsel ve fiziksel olarak ciddi bir gelişim olduğunu görüyorum. Pozisyon almanın 14'e geldiğini görüyorum. Keza fiziksel olarak da çeviklik ve dayanıklılıkta bir gelişim mevcut. Bir bakalım mevcut yetenek rakamımız ne olmuş? Evet, 126, 119'dan 126'ya geldik. 7 puanlık bir artış yaptık ki ilk sene için oldukça yeterli. Potansiyel yetenekte de aramızdaki farkı 14 puana kadar düşürdük. Böyle gidersek, bu hızla gelişmeye devam edersek 140 rakamını 3-4 sene içinde çok rahatlıkla görebilir ve güzel bir kariyer hikayesine sahip olabiliriz. Bana kalırsa başarılı bir ikinci sezon arkadaşlar. Umarım üçüncü sezonda böyle devam ederiz. Hatta tüm sezonlar böyle devam ederiz. Hemen üçüncü sezona gidelim. İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da üçüncü sezon macerası. Evet, 3. sezonda Trabzonspor'dayız ve 48 maç, yine ciddi bir artış var maç sayımızda, artık az takım oyuncusu olmuşuz zaten. 2 asist, 2 kez maçın adımı ve 6.87. Evet, oyuncu puan ortalamamız geçtiğimiz 2 sezona göre çok daha iyi. Süper Lig'de 32 karşılaşmada 1 asist 6.93, Türkiye Kupası'nda 6 karşılaşmada 1 asist 6.63, uluslararası müsabakalarda 10 karşılaşmada 6.82. Henüz milli takımda forma giyemedik ne yazık ki. Hemen profilimize gelelim. 24 yaşındayız. Piyasa bedelimizdeki artış devam ediyor. 5.75 milyon euro. Keza maaşımız da artmış durumda. 1.09 milyon euro kazanıyoruz. Baktığım zaman hem teknikte hem zihinsel hem de fiziksel anlamda güçlenmeye devam ediyor arkadaşlar. Gelişimimiz güzel yönde devam ediyor. İyi gelişmiş, iyi gelişmiş. Şu profil bile bence gayet iyi bir Türk pasaportuna sahip stoper profili diyebilirim. Bir bakalım mevcut yetenek rakamımız ne olmuş? Hemen geliyorum, 133. Evet, gayet güzel bir gelişim yine. Yine 7 puanlık bir gelişimle mevcut yeteneği 133'e çektik ve potansiyel yetenekle aramızdaki puan farkını sadece 7'ye indirdik. Harika, harika bir gelişim. Gerçekten gayet güzel bekliyorum. Benim beklediğimin de ötesinde bir
kariyer hikayesi başlangıcı oldu. Umarım böyle devam eder. Hemen dördüncü sezona gidelim. İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da dördüncü sezon macerası. Evet, dördüncü sezonda Trabzonspor'dayız. 44 maç, 3 gol, 1 asist, 2 kez maçın adımı ve 6.91 oyuncu puanı ortalaması. Oyuncu puanı ortalamamız yine az da olsa artmış durumda ve şu ana kadarki kariyer hikayemizdeki en yüksek oyuncu puanı ortalamamızı yakaladık. Süper Lig'de 26 karşılaşmada 1 gol, 6.88. Türkiye Kupası'nda 7 karşılaşmada 1 gol, 1 asist, 6.87. Uluslararası müsabakalarda en başarılı performansın geldiğini görüyorum. 11 karşılaşmada 1 gol, 2 kez maç adımı ve 7.0 ki henüz hala milli takımda forma giymedik. Profilimize geliyoruz. Artık 25 yaşındayız. 9.25 milyon euroya çıkmış durumda piyasa bedelimiz ve senelik maaşımıza da zam aldık. 1.42 milyon euro kazanıyoruz. Teknik, zihinsel ve fiziksel olarak baktığımda teknik ve zihinsel aynı arkadaşlar ama fiziksel de çeviklikte 15'te 14'e kadar düşmüş durumda. Yükseliş yok bu sezon. Ne yazık ki evet geçtiğimiz sezonlar çok iyi gelişim sağlamıştık. Bakalım hemen mevcut yetenek rakamına. Evet, 132, 133'ten 132'ye düştük. İlk defa mevcut yeteneğimizin gerilediğini görüyorum. Potansiyel yetenekte 8 puanlık bir fark var. Umarım önümüzdeki sezon birazcık daha azaltırız ya da potansiyel yeteneğimize ulaşırız. Gerilemeye devam etmeyiz. Evet, yine de güzel gittiğimizi söyleyebilirim. Gayet iyi bir stoper performansı sergiliyor Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen. Hemen 5. sezona gidiyoruz. İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da 5. sezon macerası. Evet, 5. sezonda bir transfer gelişmesi var. Beşiktaş'a transfer olmuş durumdayız. Evet, ilginç bir transfer gelişmesi. 9 milyon euro bedelle 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oluyor Hüseyin Türkmen. Peki neler yapmış Beşiktaş'ta ilk sezonunda? 42 maç, 41 ilk 11 olmak üzere yine as takım oyuncusu olduğunu görüyoruz. 2 gol, 1 asist, 2 kez maç adımı ve 6.82 oyuncu puanı ortalaması. Süper Lig'de 27 karşılaşmada 2 gol atarken 6.80. Türkiye Kupası'nda 6 karşılaşmada 6.67, uluslararası müsabakalarda 8 ilk 11 olmak üzere toplam 9 maç ve 7.03 oyuncu puanı ortalaması. Milli takımda hala henüz forma giymemiş durumda. Gerçekten milli takımın çünkü stoper rotasyonu çok güçlü arkadaşlar. 26 yaşındayız. 10,5 milyon euro bir piyasa bedelimiz var ve senelik Beşiktaş'tan 1,63 milyon euro kazanıyoruz. Evet, baktığımız zaman teknik, zihinsel ve fiziksel olarak da ciddi bir gelişim görüyorum. Denge 16, dayanıklılık 15, çeviklik 15. Keza yine burada markajımızın 15'e çıktığını, pozisyon almamızın 15'e çıktığını görüyorum ki bir stoper oyuncusu için gayet güzel özellikler ve şu an çok güzel, çok güçlü bir Türk pasaportlu stoper oyuncusu profiline halinde aldığını görüyorum. Hüseyin Türkmen'in profilinin gerçekten güzel bir profil oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir profil oldu. Bir bakalım, bir artış var. Evet, 138'e kadar geldik. Gayet güzel bir gelişim. 138'e kadar geldik ve potansiyel yetenekte aramızdaki puan farkı sadece 2 arkadaşlar. Sadece 2, muhtemelen de böyle gidersek potansiyel hedefimize ulaşacağımızı söyleyebilirim. Evet, yeni bir kariyer hikayesine başladı Beşiktaş'ta ve ilk sezonun başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen 6. sezona gidelim. Bakalım Beşiktaş'ta devam edecek miyiz? İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da 6. sezon macerası. Evet, 6. sezonda Beşiktaş'tayız ve 50 maç, müthiş bir maç sayısı. 2 gol, 1 asist, 1 kez maç adımı ve 6.89 gibi hiç fena olmayan bir oyuncu puanı ortalaması yakalıyoruz. Süper Lig'de 33 maçta 2 gol, 1 asist ve 6.99. Türkiye Kupası 7 karşılaşmada 6.87. Uluslararası 10 müsabakada 6.79. Evet, uluslararası maçlardaki performansımız biraz kötü kalmış. Hemen geliyoruz profile. 27 yaşındayız. 13 milyon euro bir piyasa bedelimiz var ve senelikte 1.91 milyon euro kazanıyoruz. Hem piyasa bedelimiz hem de maaşımız artmış durumda. Özelliklere baktığım zaman teknik ve fiziksel olarak aynı ama zihinselde bir ufak artış var arkadaşlar. Zaten potansiyel yetenekli aramızda sadece 2 puanlık bir fark vardı. Bakalım kapatabilmiş miyiz? Düşüş kesinlikle yok ama evet, mevcut yetenek 140, potansiyel yetenek 140. Harika bir gelişim ve 6. sezon sonunda 119'dan başladığımız mevcut yetenek rakamını 140'a kadar çıkartmayı başardık. Evet, artık bundan sonra düşmemesini isteyeceğiz. Düşmemesini temenni edeceğiz daha doğrusu. Evet, güzel gidiyoruz. Gayet güzel 6 sezonu geride bıraktık. Şimdi 7. sezona gidelim. Bakalım bu başarılı performansından ve gelişiminden sonra bir Avrupa'ya transferi söz konusu olacak mı? İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da 7. sezon macerası.
Evet, 7. sezonda Beşiktaş'la devam ediyoruz. 38 maç, 37'si ilk 11 olmak üzere bir gol atarken 3 kez maçın adamı olduk ve 6.88 oyuncu puan ortalaması performansı. Süper Lig'de 29 maç, 28 ilk 11 olmak üzere bir gol, 2 kez maç adamı ve 6.91. Türkiye Kupası'nda 5 karşılaşmada bir kez maç adamı ve 7.08. Uluslararası maçlardaki performansımız yine kötü bu sezon. 4 karşılaşmada 6.40. Evet, profilimize gelelim. 28 yaşındayız artık. Piyasa bedelimizde artış devam ediyor. 15.75 milyon euro ve 1.91 milyon euro kazanmaya da devam ediyoruz. Özelliklere baktığımda hemen hemen geçtiğimiz sezonla aynı özellikler. Zaten mevcut yeteneğimiz, potansiyel yeteneğimize gelmişti arkadaşlar. Artık düşüş olmamasını temenni edeceğiz ki herhangi bir düşüş göremiyorum ben. Hemen bir bakalım, hemen bakalım Efem Editör rakamlarımıza. 139, evet, bir puanlık bir düşüş var ama çok önemli değil. Hemen hemen aynı diyebiliriz. Müthiş bir gelişim. Yani nazar boncuğu olsun. Bu düşüşte nazar boncuğu olsun. Evet, istikrarımıza devam ediyoruz. Beşiktaş'ta as takım oyuncusuyuz ve oyuncu ortalama puanımız da stoper oyuncusu olarak hiç fena değil 7 sezon boyunca. Hemen 8. sezona gidiyoruz. İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da 8. sezon macerası. Evet, 8. sezonda Beşiktaş'la devam ediyoruz. 43 maç, bir asist, 2 kez maç adamı ve 6.93 oyuncu puanı ortalaması performansı hiç fena değil arkadaşlar. Süper Lig'de 30 karşılaşmada 1 asist, 6.99. Türkiye Kupası'nda 7 karşılaşmada 6.80. Uluslararası müsabakalarda da 6 karşılaşmada 6.78. Milli takımında da bir kez sonradan oyuna dahil olup 6.50 oyuncu puan ortalaması yakalamışız. Yine hiç fena olmayan bir sezon Hüseyin Türkmen'den. Profiline geliyoruz. Artık 29 yaşındayız. Piyasa bedelimizde ufak sorta artış var. 16,5 milyon euro ve maaşımızda da artış var arkadaşlar. Yaklaşık 1 milyon euro civarında 2,95 milyon euro kazanıyoruz artık. Evet, özelliklere baktığımda ise geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı özellikler. Zaten düşüş olmamasını istiyoruz ve düşüş göremiyorum ben. Bir bakalım mevcut yetenek rakamına. Evet, 140'a 140 devam ediyoruz arkadaşlar. 140'a 140 devam ediyoruz gayet. Yani bu gelişim açısından hiçbir problem olmayan gayet güzel bir kariyer hikayesi olduğunu söyleyebilirim. Evet, başarılı 8 sezon, bakalım böyle devam edecek miyiz? Artık 30'lu yaşlara giriyoruz. Biraz fiziksel açıdan düşüş yaşayacağımız yaşlar. Bakalım o noktada nasıl bir profesyonellik performansı göstereceğiz. Orası önemli. İşte şimdi 9. sezona gidelim. İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da 9. sezon performansı. Evet, 9. sezonda Beşiktaş'tayız ve 45 maça çıkmışız. 1 gol, 2 asist, 3 kez maç adamı ve 6.95. 6.95 oyuncu puanı ortalaması performansı, bu kariyer hikayemizde yakaladığımız en yüksek oyuncu puanı ortalaması performansı arkadaşlar. Yani en başarılı sezonu yaşıyoruz 9. sezonda. Süper Lig'de 27 karşılaşmada 6.97, Türkiye Kupası'nda 9 maçta 1 gol, 2 asist ve 7-14, uluslararası müsabakalarda ise 9 karşılaşmada 6.69. Evet, uluslararası Avrupa maçlarında biraz performans düşük. Profilimize gelelim. Evet, artık 30 yaşındayız. Artık fiziksel özelliklerimize dikkat etmemiz lazım önümüzdeki senelerde düşüşünü. Bakalım nasıl o bir düşüş yaşayacağız, çok merak ediyorum. 15 milyon euroya düşmüş durumda piyasa bedelimiz, ufak bir düşüş var. Ve senelik maaşımıza zam aldık. 3.04 milyon euro kazanıyoruz. Özelliklere baktığımda ise teknik, zihinsel ve fiziksel olarak gücümüzü birebir koruyoruz arkadaşlar. Bir bakalım yine mevcut yetenek rakamına. Bir bakalım. Evet, 140'a 140 devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Artık bundan sonrası önemli. Yani 31, 32, 33 yaşlarında bu mevcut yeteneği bakalım ne kadar yüksekte tutabileceğiz. Çünkü fiziksel bir düşüş gerçekten kaçınılmaz. Evet, gayet başarılı 9 sezon Hüseyin'den. Şimdi 10. sezona gidiyoruz. Bakalım başka bir takıma transfer olursa sanki daha heyecanlı bir kariyer hikayesi olabilir. Göreceğiz. Böyle bir transfer hikayesine girişecek miyiz bu Hüseyin Türkmen macerasında? İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da 10. sezon macerası. Evet, 10. sezonda Beşiktaş'tayız ve 49 maç, 1 gol, 2 asist, 9 sarı kart ve 6.82 oyuncu puanı ortalaması. Süper Lig'de 30 karşılaşmada 1 gol, 2 asist ve 6.84. Türkiye Kupası'nda 8 karşılaşmada 6.79. Uluslararası müsabakalarda 11 karşılaşmada 6.80 oyuncu puanı ortalaması. Hüseyin Türkmen'den yine as takım oyuncusu olmuş Beşiktaş'ın, bu önemli. 31 yaşına geldik artık. Piyasa bedelimiz 12,25 milyon euro. Biraz düşüş var.
O yaşımızla da alakalı artık 30'lu yaşlarda biraz piyasa bedeli düşmeye başlıyor. Ve senelik 3,04 milyon euro kazanmaya devam ediyoruz. Baktığın zaman arkadaşlar teknik ve zihinsel anlamda gücümüzü koruyoruz ama fiziksel olarak dayanıklılıkta bir düşüş görüyorum. Ufak bir düşüş var profilimizde ki yaşımız itibariyle artık 31 yaşındayız. Bu düşüş normal olacak. Fiziksel özelliklerde ne kadar az olursa bu düşüş bu bizim için o kadar iyi. Bir bakalım, evet, mevcut yetenek 1 puanlık bir düşüş hiç önemli değil. 31 yaşındaki bir oyuncu için hiç önemli olan bir düşüş değil. 1 puan düşmüş ve 139'a gerilemiş durumda. Evet, devam ediyoruz. Bakalım Beşiktaş'ta devam edecek miyiz? Önemli olan artık bundan sonraki kariyer hikayesinde önemli olan soru bence bu. Beşiktaş'ta mı emekli olacak? Göreceğiz. Hemen 11. sezona gidelim. İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da 11. sezon macerası. Evet, 11. sezonda Beşiktaş'tayız ve 36 maç. Evet, maç sayımız azalmaya başladı çünkü 32 yaşındayız artık arkadaşlar. 29 ilk 11 olmak üzere 1 gol, 2 asist, 14 sarı kart. Evet, ciddi bir sarı kart rakamı. 6,86 oyuncu puan ortalaması. Süper Lig'de 23 maç, 19 ilk 11 olmak üzere 1 gol, 2 asist ve 6,94. Türkiye Kupası'nda 5 maç, 3 ilk 11 olmak üzere 7,04. Uluslararası müsabakalarda 8 maç, 7'si ilk 11 olmak üzere 6,46. Evet, Avrupa Kupası maçlarındaki performansı hiç iyi değil. Profiline gelelim. Artık 32 yaşındayız. Piyasa bedelimiz 6,5 milyon euroya kadar düşmüş durumda. Ve senelik 3,4 milyon euro kazanmaya devam ediyoruz. Bu arada önümüzdeki sezon Beşiktaş'la kontratımız bitiyor. Şimdi önümüz yani 12. sezon. 12. sezonda merak ettiğimiz en büyük soru bence bu. Beşiktaş sözleşme imzalayacak mı Hüseyin Türkmen'le? Profiline bakalım. Teknik ve zihinsel olarak yine gücümüzü koruyoruz arkadaşlar ama işte 30'lu yaşların ne yazık ki olumsuz unsuru olan fiziksel özelliklerdeki düşüş başlamış durumda. Fiziksel özelliklerimiz her noktada düşmüş durumda biraz. Bir bakalım. 132'ye kadar düşmüş durumda. Evet, 139'luk 7 puanlık bir düşüş var mevcut yeteneğimize. Bu normal arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. 32 yaşında bir oyuncunun fiziksel özelliklerinin düşmesi kadar doğal bir şey yok. Evet, bakalım sözleşme imzalayacağız mı Beşiktaş'ta yoksa yeni bir maceraya adım mı atacağız? Hemen 12. sezona geçelim. İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da 12. sezon macerası. Evet arkadaşlar, 12. sezonda Beşiktaş'tayız ama sadece 10 maça çıkmışız. Evet, artık 33 yaşındayız. Biraz ilk 11'den kesik yemeye başladığımızı görüyorum. 9 ilk 11 olmak üzere gol veya asist yok ve 6,62 gibi gerçekten vasat altı bir oyuncu puan ortalaması. Kötü bir sezon, yani en kötü sezonumuz oldu diyebilirim. Süper Lig'de 9 karşılaşma, 8 ilk 11 olmak üzere 6,62. Türkiye Kupası'nda ise sadece bir karşılaşma ve 6,60. Avrupa Kupası müsabakalarında forma giyememişiz. Ve evet, profilimize bakalım. 33 yaşındayız. 160 bin euro bir piyasa bedelimiz var ve evet, sözleşme yenilemedik. Beşiktaş sözleşme yenilemedi. 30 gün sonra Beşiktaş'la sözleşmesi bitiyor. Senelik 3,4 milyon euro kazanıyor hala Beşiktaş'tan. Evet, özelliklere baktığımda teknik ve zihinsel olarak, ki teknikte de bu sefer bir düşüş var. Zihinsel gücünü koruyor ama arkadaşlar fiziksel olarak gerçekten tükenmeye başladık. Çeviklik 11, dayanıklılık 10, güç 10, hız 10 ve hızlanma 8'e kadar düşmüş durumda. Yine de bir bakalım, ciddi bir düşüş var ama onu söyleyeyim. Bir bakalım, evet, 115'e kadar düşmüş durumda mevcut yeteneğimiz. Zaten bana kalırsa 100 civarında da futbolu bırakması gerekiyor. Bu rakamla da Beşiktaş'ın ilk 11'inde hatta rotasyon kadrosunda bulunması bile çok zor mevcut yeteneğin. O sebeple ki Beşiktaş zaten kendisiyle sözleşme yenilememiş. Evet, şimdi 13. sezona gidiyoruz. Bakalım Hüseyin Türkmen'in yeni takımı neresi olacak? Merakla bekliyoruz. Belki de son 30 günde Beşiktaş'la sözleşme imzalar. Bilemiyorum. Evet, hemen 13. sezona gidelim ve bu soruların cevaplarını bulalım. İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da 13. sezon macerası. Evet, 13. sezonda Shakhtar Donetsk'in yolunu tutuyor. Ukrayna'nın en iyi takımının yolunu tutuyor diyebiliriz. Bedelsiz olarak Shakhtar'a gidiyor ve Shakhtar'da neler yapmış? 27 maça çıkmış. Evet, 34 yaşında Shakhtar Donetsk seviyesindeki bir takımda 27 maça çıkmak çok önemli. 24'ü de ilk 11 olmak üzere 3 asist üretirken 6,91, gayet iyi bir oyuncu puan ortalaması yakalamış. Evet, müthiş bir performans bence 34 yaşındaki bir stoper için. Ukrayna Premier Ligi'nde 24 maç, 22'si ilk 11 olmak üzere 3 asist, 6,95. Uluslararası maçlar 3 maçta da arkadaşlar 6,45. Evet, uluslararası performans biraz kötü kalmış. Onun dışında bence yani bu kariyer macerası videolarımızda çok rahatsız alamadığımız bir performans. Evet, 34 yaşındayız artık. Piyasa bedelimiz 825 bin euro ve 32, evet, 30.06.2032 tarihine kadar 424 bin euro katılıyoruz. Evet, maaşımız oldukça azalmış durumda ama
bir sene daha sözleşmemiz devam ediyor arkadaşlar. Evet, bir sene daha sözleşmemiz devam ediyor. Yani 35 yaşında da Shakhtar Donetsk olacağız. Baktığım zaman teknik ve zihinsel olarak geçtiğimiz sezonla aynı ama artık fiziksel olarak tükenmiş durumda gerçekten. Çeviklik 7, güç 9, hız 7, hızlanma 6. Hemen bir bakalım Efe Meteor rakamlarımıza. Hemen geliyorum. 101'e kadar düşmüş durumda. Evet, mevcut yetenek 101'e kadar gerilemiş durumda. Potansiyel yetenek de 140. Hatta bence şu mevcut yetenek rakamıyla futbol bıraksa çok daha iyi olacaktı sanki Hüseyin Türkmen. Ama bir sene daha sözleşmesi var Shakhtar'la. Bakalım muhtemelen son senesi olacak önümüzdeki sezon. Evet arkadaşlar, hemen 14. sezona geçelim ve artık muhtemelen emekliliğini göreceğiz. Bakalım emeklilik profili ne hale gelmiş Hüseyin Türkmen'in. İşte Hüseyin Türkmen'in Futbol Manager 2019'da 14. sezon performansı. Evet, 14. sezonda Shakhtar Donetsk'teyiz ve emekliliğini aldığını görüyorum arkadaşlar. 12.07.2032 tarihinde, yani yaklaşık 1,5 ay sonra emekli oluyor. Bu da demek ki bizim son sezonumuz. Yani son sezon olmasına rağmen ve 35 yaşında olmasına rağmen Shakhtar Donetsk'te 29 maça çıkmış ki 27'si ilk 11 olmak üzere 3 gol, 2 asist ve 6.43. Evet, maç sayısı ama iyi ama oyuncu ortalama puanı gerçekten oldukça kötü. Yine de ligde, Ukrayna Ligi'nde 20 karşılaşmada 3 gol, 2 asist, 6.45. Uluslararası müsabakalarda 9 karşılaşma, 7'si ilk 11 olmak üzere 6.36. Evet, artık profilimize gelelim. Son profil hali bu Hüseyin Türkmen'in. Emeklilik profil hali diyebiliriz futbolculuk açısından. 35 yaşında bırakıyoruz. 7 kez milli takım formasını giyip gol atamadık. Ve piyasa bedelimiz tabii ölmüş durumda. 26.500 Eurocuk ve 424.000 Euro kazandık son senemizde. Özelliklere baktığımda teknik ve zihinsel olarak geçtiğimiz sezonla aynı olmasına rağmen fiziksel olarak artık zaten futbolu çoktan bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çeviklik 5, dayanıklılık 7, güç 9, hız 5, hızlanma 3 arkadaşlar. Çok doğru bir karar. Futbolu bırakma kararı. Evet, bakalım mevcut yeteneği kaçla bırakıyor futbolu? 92. Evet, uygun. Uygun. Çok da yani uzatmadan futbolu bırakmış. Doğru bir karar almış Hüseyin Türkmen. 100 kaçtı? 119'la başladık mevcut yeteneği. 140'a kadar çıktık ve daha sonra da 92 ile bitiriyoruz. Bir başarılarımıza bakalım. Geçmişimize bakalım. Kariyer istatistiklerimize şöyle genel olarak bonservisine ödenen ücret 11 milyon euro, 9 milyon euroydu arkadaşlar bu ama ekstra bonuslarla birlikte 11 milyon euroya çıkmış durumda. 357 maçta 11 gol, 16 asist, 11 kez maç adamı ve 6.87 oyuncu puan ortalaması yakaladı Futbol Manager 2019 hayatında Hüseyin Türkmen. Şöyle önemli anlara bir bakalım. Kazandığı kupalara bakalım isterseniz ilk önce. Evet, 2030'da Beşiktaş'ta Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2029'da Türkiye Süper Kupası ikinciliği, 2029'da Beşiktaş'ta Türkiye Kupası şampiyonluğu, yine 2029'da Süper Lig şampiyonluğu Beşiktaş'la, 2028'de yine Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu Beşiktaş'la, yine 2028'de Süper Lig şampiyonluğu Beşiktaş'la, hegemonya kurmuş ya ligde. 2027'de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu, 2027'de Türkiye Süper Lig şampiyonluğu Beşiktaş'la. Evet, Beşiktaş oldukça başarılıymış arkadaşlar. 2026'da Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu, yine 2026'da Türkiye Kupası ikinciliği ve yine 2026'da Beşiktaş'ta Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu. Beşiktaş coşmuş, adeta coşmuş. 2025'te Türkiye Kupası şampiyonluğu, yine 2025'te Süper Lig şampiyonluğu, 2024 yine Süper Kupa şampiyonluğu, yine 2024'te Süper Lig şampiyonluğu, 2023'te Türkiye Süper Kupası ikinciliği ve 2023'te Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2022'de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamış Beşiktaş'la, 2022'de ise Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamış Trabzonspor'la Beşiktaş'ta gerçekten müthiş bir kupa koleksiyonuna sahip olmuş. Trabzonspor'la da Türkiye Kupası'nı kazanmış. Oldukça kupalı bir kariyer hikayesi. Ödüllere baktığımız zaman arkadaşlar haftanın takımını görüyorum. 2029 Beşiktaş sezonun en iyi 11'inde. Yine 2028 Beşiktaş sezonun en iyi 11'inde. 2027'de Beşiktaş sezonun en iyi ilk 11'inde. Şöyle bakalım, 2026 Türkiye Süper Lig yılın takımında yer almış. 2026 Beşiktaş sezonun en iyi 11'i. Bakıyorum bakıyorum, haftanın takımlarını çıkartıyorum. 2025 Beşiktaş sezonun en iyi ilk 11'i. Ve 2024 Beşiktaş gelmiş geçmiş en iyi ilk 11 içine dahil olmuş, büyük başarı. Yine 2024'te Beşiktaş sezonun en iyi ilk 11'inde arkadaşlar. Yine 2023 Beşiktaş sezonun en iyi ilk 11'i. 2021'de de Trabzonspor sezonun en iyi ilk 11'inde. Yine 2022'de Trabzonspor sezonun en iyi ilk 11'ine adını yazdırmış. Yani yine 2019'da, hatta yine Trabzonspor sezonun en iyi ilk 11'inde. Oldukça iyi bir kariyer. Oldukça iyi bir kariyer. Benim beklediğimden çok daha iyi bir kariyer
hikayesine sahip oldu Hüseyin Türkmen Futbol Menajeri 2019'da. Umarım ne demek ya? Umarım günümüzde fersah fersah üstüne çıkar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Desteklerinize ihtiyacım var. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.